Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık yapacağız. Okulda öğretmenlerinizin yazılıda sorabileceği sorulara çok yakın sorular seçtik. Aslında anlatımı yaparken de böyle sormazsa böyle sorarsa bak şunu da unutmayın diyerek ben de size ekstradan şeyler söyleyeceğim. Bu provanın içerisinde siz de hazırsanız yazsanın arkanıza başlıyoruz. İlk olarak tabii ki size söylemek istediğim birkaç tane şey var yazılı da en büyük yardımcımız ne? Tabii ki yazılı notları gençler. Sadece biyoloji yazılısı için söylemiyorum. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya içinde söylüyorum. Yazılı notları özellikle sınav haftasında yazılılardan önce sıramızın üstünde, yazılı haftası komple çantamızın içerisinde olmalı. Neden? Çünkü biz hocaların hemen hemen her sene sordukları sorular aslında belli başlı şeylerdir. En önemli kısımların üstünde dururlar gençler. O kısım üstünde durduk. Yazılı da sorulur buradan soru gelir şeklinde belirttik gençler. Hangi yazılıya girecekseniz girmeden önce he, polinomlarda çarpanlara ayırmada böyle yapmam gerekiyor. Fonksiyonda şöyle yapmam lazım. DNA ile RNA'nın farkı böyleymiş. Eşeysiz üreme şöyleymiş tarzında kısa kısa hatırlatmalar içerisinde yer alıyor. Size de çok büyük bir yardımcı olacaktır. Özellikle sınav haftasında diyeyim. Yazılı notlarının içerisinde sadece e, ders notları yok gençler aynı zamanda iki tane de yazılı provası var. O provalara ulaşmak için de arka tarafı kazımanız gerekiyor. Nasıl yapacağınızı şimdi izliyoruz. Merhaba arkadaşlar bu videoda yazılı notları kitabımızdan ve portak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Müzik Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tongucmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Buradan da ders notlarımıza, öğrenci notlarımıza geçelim. Biz hangi konuları gördük? İlk ünitemiz hücre bölünmeleri ünitesiydi. Hücre bölünmeleri ünitesinin içerisinde hücre döngüsünü anlattık. Arkasından eşeğsiz üreme geldi. Mayoz ve eşeğli üreme geldi. Arkasından da kalıtımın genel esasları ünitesine geçmiştik gençler. Hızlıca şöyle bir tekrar etmiş olayım. Hücre döngüsü dediğimiz zaman hücrenin hayatından bahsediyorduk. Yani ilk hücrenin... ...olduğu andan bir sonraki hücre olana yani hücre bölünmesi tamamlanıp yeni yavru oluşana kadar ki sürecin tamamı hücre döngüsü olarak isimlendiriliyordu. Hücre döngüsü de tabii ki interfaz ve mitotik evre dediğimiz evrelerden meydana gelecekti gençler. Hücre döngüsünün içerisinde interfaz evresi, hazırlık evresi en uzun süren evreydi. DNA'nın eşlenmesi, organel sayısının artması, bölünme ile ilgili hazır tamamlanması interfazda gerçekleşiyordu. Interfazdan sonra çekirdek ve sitoplazma bölünmesinin içinde olduğu mitotik evre gelecekti. Çekirdek bölünmesi de profaz, metafaz, anafaz ve telofaz safhalarından meydana geliyordu. En son stokinez yani sitoplazma bölünmesi gerçekleştiği zaman da bir hücreden iki tane <laughs> yavru hücre oluşuyordu. İki tane yavru hücre oluştu. Kromozom sayısında veya DNA miktarında herhangi bir değişiklik meydana gelmiyordu. Genetik çeşitlilik yoktu. Oluşan hücreler birbirinin ve ana hücrenin birebir aynısı oluyordu. Gençler evreleri nasıl aklımızda tutuyorduk? İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış diye tutabilirsin. Ya hocam bu kadar uğraşmaya ne gerek var? Ben ipmas diye ezberledim de diyebilirim yapabilirsin. İnterfaz arkasından profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri gelip stokinezde iş bitirilmiş olacak. Bitki ve hayvan hücrelerinin hücre döngüsünde iki tane fark vardı gençler. Bunlardan birincisi stokinezde Hayvansal hücrelerde stoplazma Dıştan içeri doğru boğumlanmayla gerçekleşiyordu. Bitkisel hücrelerde ise hücre zarının dışında hücre duvarı veya hücre çeperi dediğimiz yapı bulunduğu için boğumlanma gerçekleşemiyor. İçten dışa doğru aralamel ara çeper oluşumu söz konusu oluyordu. İkinci fark ne? İkisinde de iyi iplikleri oluşturulacak hayvan hücrelerinde iyi iplikleri sentrozom organel tarafından oluşturulurken bitkilerde mikrotübül organize edici bölge veya sitoplazma tarafından iyi ipliklerinin oluşturulması söz konusu oluyordu. Eşeysiz üreme dediğimiz zamanda temeli tabii ki neye dayanacak gençler mitoza dayanmış olacak. Niye? Eşeysiz üremede genetik çeşitlilik yok. Tek bir ata bireyin olması yeterli. Tek bir ata bireyden bire bir genetik yapısı aynı yavru bireyler oluşuyordu. Aslında eşeysiz üremeyi eşeyli üreme ile karşılaştırdığımız zaman üreme hızının çok daha fazla olduğu üreme şekli oluyordu. Bölünerek üreme klasik örnekler üstünden sorular karşınıza çıkar gençler. Bölünerek üreme dediğimiz zaman kim bölündüğü zaman birey sayısını arttırmış olur. Tabii ki tek hücreli canlılardan bahsediyoruz. Yani bakteriler, arkeler, amip, öglene, paramesyum gibi tek hücreli canlılar bölünerek birey sayısını arttırmış olacaklar. Sadece şeyi karıştırmıyorsun. Bakteri ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Onlarda da DNA'nın eşlenmesi gerçekleşecek. Sonra sitoplazma bölünmesiyle iki tane bakteri meydana gelecek. Yani onlarda çekirdek olmadığı için çekirdek bölünmesi diye bir evrede söz konusu değil amip, öglena, paramesyum gibi canlılara baktığın zaman bunlarda ise tabii ki çekirdek bölünmesi gerçekleşiyor. Tomurcuklanmayla üreme dediğimizde de ana canlının vücudunda mitozla bir çıkıntı meydana geliyordu gençler. Bu mitozla meydana gelen çıkıntı büyüyüp 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 yeni hidrayı meydana getiriyordu. E ne yapabiliyorlardı? Koloni oluşturup birlikte yaşayabiliyorlardı veya oluşan parça kopup bağımsız da yaşamına devam edebiliyordu. Tomurcuklanma fix örnek kim? Hidra ve bir amayası dediğimiz canlıdır. Bir amayasının mantar olduğunu ve tek hücreli olduğunu unutmuyorsun rejenerasyon canlının kopan vücut parçasından yeni bir canlı olması anlamına geliyor. Rejenerasyon aslında yenilenme demektir. Sen de ben de herkeste de yenilenme söz konusudur. Ama rejenerasyonla üreme herkeste de gerçekleşmiyor. Deniz yıldızının vücudunun tabii ki belli bir kısmından bir parçası koptu. Kopan parça ne yapıyor? Kendini tamamlıyor. Parçanın koptuğu kısım da kendini tamamlıyor. Böylelikle birey sayısı artmış oluyor. O zaman bu rejenerasyon yaparak üredi. Aynı şey fix örnek planarya içinde geçerlidir. Bazen boyuna bazen enine bölüyorlar. Bölünen her bir parça kendini tamamlayıp birey sayısı arttığı için tabii ki rejenerasyonla üreme yapmıştır diyoruz. Genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır gençler. Organ düzeyinde rejenerasyon yapan canlılarımız da var. Mesela kertenkelenin gittim kuyruğuna fırt diye tuttum. Kertenkelenin kuyruğunu tuttuğum zaman kuyruk koptu. Kertenkele kaçtı gitti. Kertenkeleden yeni kuyruk çıktı mı? Çıktı. Ha, organ düzeyinde rejenerasyon yaptı. Koskoca organı yeniden oluşturabildi kuyruktan yeni kertenkele oldu mu? Gövde kollar bacaklar çıktı mı? Hayır. Demek ki kertenkeledeki rejenerasyon üremek amaçlı değil gençler. Bizde de rejenerasyon var. Mesela sabah kopartmıştım. Diyelim ki bir yerimiz yaralandı. Yaralandığı zaman buradan bir hücre kümesi koptu. Kopanı görmüyoruz tabi. Ama şurada mitoz bölünme ile doku kendini yeniledi gençler. Burasının kendini yenilemesi rejenerasyonu örnektir. Tabii ki yeni bir birey meydana gelmiyor. Bizde ve kuş ve memelilerde diyeyim daha doğrusu doku düzeyinde rejenerasyon söz konusu oluyor. Spor ne demek? Zor şartlara dayanıklı, etrafı kalın bir örtüyle çevrili üreme hücrelerine spor ismi veriliyor. Mantarlar, tohumsuz bitkiler spor oluşturuyorlar ve oluşturdukları sporları etrafa yayıyorlar gençler. Sonra bu sporlar uygun ortam bulduklarında çimlenip yeni ana canlıyı meydana getiriyorlar. Sporlar mitozla oluşturulduğu için Eşeğisiz üremeye örnektir diyoruz. vejetatif üreme aslında bir çeşit rejenerasyon. Burada yüksek yapılı yani gelişmiş yapılı bitkilerin bir parçası kopartılıyor. Kopartılan parçadan yeni bir bitki elde edilmiş oluyor gençler. Mesela komşuya gittim. Aa senin menekşen ne güzelmiş dedim. Yaprağından koparttım. Eve getirip suya koydum. Yaprak köklendi. Götürdüm toprağa ektim. Komşunun evindeki menekşeyle bizim evdeki menekşenin genetik yapısı birebir aynı vejetatif yöntemle çoğaltmış oldum. Veya tarımda çok kullanılıyordu. Meyve ağaçlarını çoğaltmak istediğimiz zaman gidiyorduk o meyve ağaçlarının dalını kesip toprağa ekiyorduk. Oradan yeni bir meyve ağacı elde etmiş oluyorduk. Aşılama, yumru gövdeyle üreme, sürünücü gövdeyle üreme, çelikle üreme, doku kültürüyle üreme çeşitleri vardı. Soruları da çıktıkça hatırlatacağım. Partonogenez ne demek? Döllenmemiş yumurtadan yeni birey gelişmesi anlamına geliyordu. Bir haploid partonogenez bir de diploid partonogenez vardı. Birey yumurtayı oluşturdu. Yumurta döllenmedi. Döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşursa en kromozomlu birey oluşacak. Yani haploid partonogenez olacak. Genellikle de bal arıları ile ilgili sorular karşımıza çıkacak. Bal arılarındaki haploid partonogenez'e örnekti. Biz mayozu öğrendik. Mayozu öğrendiğimiz zaman mayoz bölünme sonucunda dört tane yavru hücre oluşturulduğunu, aslında canlılarda üç tanesinin asitoplazma aldığını, öldüğünü, bir tanesinin yumurta hücresine dönüştüğünü gördük. Bazı canlılarda bu döllenme yeteneğine sahip olan yumurta hücresiyle aslında astoplazma alan kutup hücresi birleşiyor. Yeni bir birey meydana geliyor. Yani erkek birey dölleme olayı yok. Dişinin oluşturduğu iki tane hücre birleşiyor. Bu Buna da diploid partonogenez deniyor. Kamçı kuyruklu kertenkele de meydana geldiğini anlatmıştım. <laughs> Geldim mayoz ve eşeyli üreme kısmına. Mitozla mayozun arasındaki farkları yazınız. Mitozla mayozun ortak özelliklerini yazınız. Bunlar klasik yazılı sorularınız gençler. Şekil verecek. Şeklin üstünden mayoz mu mitoz mu diye de mutlaka hocanız soracak. Mayoz bölünme sonucunda genetik çeşitlilik meydana geliyor. Oluşan hiçbir hücrenin genetik yapısı birbiriyle aynı değil. Ana canlıyla zaten aynı değil. Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı, DNA miktarı yarıya iniyordu gençler. Mayozu niçin yapıyor? Çok hücreli canlılar üreme hücresi yani gamet oluşturabilmek için yapıyor. Dişilerdeki gametlere yumurta, erkeklerdeki gametlere de sperm ismini vermiştik. Mayoza baktığımız zaman mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki tane aşamadan meydana geliyor. Mayoz 1'in başında interfaz yani hazırlık evresi sadece bir kez gerçekleşiyor. O da mayoz 1'in en başında mitozdaki gibi G1S G2 evreleri var. DNA işlenmesi gerçekleşti. Or Organel sayısı arttı, ATP sentezi arttı, e, metabolik aktivite arttı gibi yuvarlak cümleleri söyleyebiliriz. arkasından mayoz 1 dediğimiz evre geliyor. Yine Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1, sitokinez 1 evrelerinden oluşuyor. Mayoz 1'deki profaz 1'de e, crossing over dediğimiz parça değiş tokuşu vardı. Parça değiş tokuşu crossing over genetik çeşitliliğin artmasını sağlayan bir olaydı. Yine anafaz 1'de homolog kromozomlar rastgele olarak zıt kutuplara gidiyordu. O yüzden bu da yine genetik çeşitliliğin artmasını sağlayan bir olaydı. Şekil sel olarak mayoz 2 ile mitozu birbirinden ayırt edemeyiz. Ancak bize kromozom sayısını vermesi gerekiyor. Yani mayoz 2'de gördüğüm şekiller mitozda gördüğüm şekillerle aynı nasıl ayırt edeceğim? Kromozomların sayısına bakarak mayoz 2'ye geçildiği zaman da yine çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesi var. Burada da yine işte Profesör Mete'nin anası telefon satacakmışların yanına iki rakamlarını koyuyorduk gençler. Eşeyli üreme ile eşeysiz üremeyi karşılaştırınız. Aralarındaki farkları yazınız. Ortaklıkları yazınız. Yine bir klasik yazılı sorusudur gençler. Eşeyli üreme dediğimiz zaman eşeysiz üremeden farkı ne? Burada İki tane ata bireye ihtiyacımız var. Bu iki tane ata bireyin oluşturduğu gametlere ihtiyacımız var. Yani temel mayoz bölünme ve döllenme dediğimiz olaylara dayanmak zorunda. Eşeyli üreme eşeysiz üremeye göre daha yavaş gerçekleşir gençler. Neden? Eşeysiz üremede mitozu yapıyorsun ya da işte dalı kestin götürdün gömdün. Oradan yeni bir ağaç meydana geliyor. Tohumu ekip de tekrar ağaç meydana gelmesini beklemenle aynı süre değil. Eşeyli üremede tabii ki daha uzun bir süreç geçerli. Eşeyli üremede genetik çeşitlilik meydana geldiği için değişen çevre koşullarına uyum yeteneği de kural olarak artıyor diyeyim gençler. Birazcık da kalıtımdan bahsedelim. Soruların çok büyük bir kısmı siz de bakmışsınızdır gençler MEP ortak sınavlarının dağılımına. Çok büyük bir kısmı tabii ki kalıtımın genel esasları kısmından da gelecek gençler. Kalıtımın genel esaslarına da baktığımız zaman kurucusu tabii ki Mendel'di. E Mendel'e neden kurucusu genetiğin bulucusu e, diyoruz. Çünkü hiç kimse genetikle ilgili herhangi bir kavram bilmezken o bildi ve bunları insanlara anlattı. O yüzden kurucumuz Mendel'dir. Mendel çalışmalarını bezelyeler üzerinde yaptı. Bezelyelerle çalışma yapması da onu başarıya götürdü. Neden? Bezelyeler kısa sürede yetiştiriliyordu, kolay yetiştiriliyordu, birbirinden gözle görülecek farklara sahiplerdi. Düzgün tohumlu olmak, buruşuk tohumlu olmak, sarı tohumlu olmak, e, yeşil tohumlu olmak, mor çiçekli olmak, beyaz çiçekli olmak gibi kolay ayırt edilebilir özelliklere sahipti. Hem kendi kendine hem çapraz tozlaşma yapma özelliğine de sahipti. Sonra Mendel çalışmalarını yaptığı mono hibrit çaprazlamayı buldu. Mono hibrit ne demek? Bir karakter bakımından heterozigot iki tane bireyin çaprazlanması anlamına geliyordu. Buradan belli oranda fenomenizm fenotipler ve genotipler meydana geliyordu. Keza belli oranda fenotip ayrışım oranları ve genotip ayrışım oranları vardı. Di hibrit çaprazlamasında da aynı mantık geçerliydi. Bu sefer iki karakter bakımından heterozigot bireylerin çaprazlanmasını gerçekleştiriyorduk. Ya hocam kontrol çaprazlaması ne demek? Kontrol çaprazlaması ise baskın özelliğe sahip birinin genotipini belirlemek için çekinik özellikteki bireyle çaprazlanması anlamına geliyordu gençler. Mesela benim elimde bir sarı bezelye var. Sarı olmak yeşil olmaya baskındır. Bu bezelye sarı ama işte homozigot sarı mı heterozigot sarı mı bilmiyorum. Gidip yeşil bezelyeyle çaprazlıyorum. Eğer yeşil çıkanlar varsa heterozigottur. Eğer hepsi sarı çıkıyorsa homozigottur diyorduk. Sonra Mendel'in çalışmalarından sonra Mendel genetiğinden sapmalar meydana geldi. Bunlardan birincisi çok alellilik diğeri ise eş baskınlık dediğimiz durumdur gençler. Çok alellilik ne demek? Bir karakterin oluşmasını sağlayan aleller 2'den e, fazla olabiliyor. A1 A2 A3 A4 A5 diye gösteriyorduk ya. Yani alel sayısı fazla. Ama diploid yani 2n kromozomlu bir canlıda tabii ki iki alel bulunacak. Eş baskınlık durumunda ise aleller yan yana geldiği zaman birinin etkisi görülmüyor. Fenotipte ikisinin de etkisi görülüyor. Mesela kırmızı çiçek alleli ile beyaz çiçek alleli birbirine eş baskın olsun. Kırmızı ve beyaz genleri yan yana geldiği zaman çiçekte kırmızı beyaz şeritler görüyorsun. Kırmızı beyaz noktalar yani bir yeri beyaz, bir yeri kırmızı görüyorsun. Bu eş baskınlık anlamına geliyordu. İnsanlardaki AB0 kan grubu sistemi de hem çok allellikli kalıtıma hem de eş baskınlığa örnekti. Mesela bizde kan grubunun ortaya çıkmasını AB0 genleri sağlıyor dedik. AB0 kan grubuna sahip olan biri var mı? Yok. Ya A ya AB ya BB ya işte 00 şeklinde iki tane geni yan yana bulundurarak e, genetik özellikleri ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman kan grubu A olanlar tabii ki A antijenine sahip olacaklar plazmalarında gerekirse B antikorunu üretebilecekler. Kan grubu B olanlar ise B antijenine sahip olacak gerekirse A antikorunu oluşturabilecekler. AB kan grubuna sahip olanlarda hem A hem B antijenleri bulundurulacaktı. Antijen taşıdıkları için bunlarla savaşacak antikorları yoktu gençler. Sıfır kan grubuna sahip bireylerin ise antijeni yoktu. Gerekirse antikor üretebilirdi. Unutmuyorsun antijenle antikor birbiriyle savaşıyordu. Ama her antijen, her antikorla savaşamaz. Bunlar birbirlerine uyumlu olmak zorundalar gençler. RH faktöründen de biraz bahsedelim. RH pozitif ve RH negatif bireyler var. RH ismi verilen antijene sahip olanlara pozitif diyoruz. Sahip olmayanlara ise negatif diyoruz. Bende RH antijeni varsa ben RH pozitifsem RH antikorum olmaz. Olsaydı içeride savaş çıkardı. RH negatif bireyin antijeni yoktur. Gerekirse antikor oluşturabilme yeteneği vardır diyeyim. Buradan da hemen sorularımıza başlıyorum. 18 tane otozomu bulunan bir yumurta hücresi aynı türden bir canlının sağlıklı bir sperm hücresiyle döllenirse oluşan canlının vücut hücrelerindeki kromozom sayısı kaç olur? Öncelikli olarak bir tane hatırlatma yapıyorum gençler. Biz insanlar için ne dedik? 46 kromozomlular dedik. Dişileri düşündüğümüz zaman 44 artı XX kromozom formülüne Sahipti erkekler de yine 46 kromozomlar 44 artı x kromozom formülüne sahipler buradaki 44 dediğimiz vücudumuzun e, genetik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan otozomlar cinsiyetin orta, ortaya çıkmasını sağlayan da gonozomlardır. Biz neyiz? 2N46 kromozomlu canlılarız. Mayoz bölünme yaptığımız zaman yumurta veya sperm ürettiğimiz zaman onlar ne oluyor? N eşittir 23 kromozomlu oluyor. Mesela dişileri düşündüğün zaman 22 artı X yumurta mı olabilir veya 22 artı X olabilir. Başka alternatif var mı? Yok. Ama erkekler N eşittir 23 kromozomlu sperm oluşturacakları zaman X ve Y gonozomlarına sahip oldukları için 22 artı X yapabilir veya 22 artı Y yapabilir. Onlar da iki çeşit meydana gelebiliyordu. Yine aynı mantık bunlar otozomdur bu gonozomdur. Ben devam ediyorum şimdi soruma. 18 tane otozomu bulunan bir yumurta hücresi. He, yumurta hücresinde en neymiş? 18 tane otozom dediğimiz kısım varmış gençler. E yumurtada gonozom bulunmayacak mı? Bulunacak. Kaç tane? Bir tane bulunacak. O zaman şu da gonozom olmak zorundadır. O zaman bunun eni kaçtır? 19'dur iki eni kaçtır gençler? Tabii ki 38 olmak zorunda. Ne yapmış bu yumurta hücresi? Aynı türden bir canlının sağlıklı bir sperm hücresiyle döllenirse. Yani buradan ne gelecek? 19 gelecek. Nereden? Yumurtadan. Aynı türün sağlıklı erkek bir Beynin sperminden de tabii ki 19 gelecek. 19-19 döllenme gerçekleştiği zaman bunların bebişi iki anne eşittir 38 kromozomlu olacaktır. Vücut kromozomları 38. Sonra genetikle ilgili birkaç tane kavramdan bahsedelim. Kelimelerin üstünden geçelim gençler. Karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan DNA parçalarına denir diyor. Şimdi karakter ne demek? Bizim sahip olduğumuz özelliklerin bütününe karakter ismi veriliyordu. Mesela göz rengi bir karakterdir, saç şekli bir karakterdir, cinsiyet bir karakterdir. Bu karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan DNA parçalarımıza da ne ismini veriyormuşuz gençler? Gen ismini vereceğiz. Genlerimizi aynı da bulundurabiliriz, birbirinden farklı şekillerde de bulundurabiliriz aynı karakterin ortaya çıkmasını sağlayan genlere ise alel ismini veriyoruz. Bir şeyler söyleyeyim size. Aslında kavramları şöyle bir hatırlatmış olayım. Şimdi durum nasıl gerçekleşiyordu? Bunu ders notlarında da yani konu anlatım videolarında da anlatmıştım gençler. Mesela İnsanların saç şekline bakmışlar. Demişler ki bazı insanlar kıvırcık saçlı, bazı insanlar düz saçlıdır demişler. Sonra insanların genetik yapılarını incelemeye başlamışlar. İnsanlar iken kromozomlu olduğu için aslında iken ne demekti? Ben de her bir karakterin ortaya çıkmasını sağlayan iki gen var demekti. Benim gözümle ilgili iki tane genim var. Saçımla ilgili iki genim var. Cinsiyetimle ilgili iki tane genim var. 2 tane gen yan yana bulunduracağıma göre Demişler ki insanlar ya kıvırcık kıvırcık genini bulundurabilir, ya kıvırcığın yanına düz bulundurabilirler ya da düzün yanına düz bulundurabilirler. Başka alternatif yok. Ki, i̇ki kıvırcık genini yan yana bulunduranların kıvırcık saçlı olduğunu görmüşler. İki düz genini yan yana bulunduranların düz saçlı olduğunu görmüşler. Bir kıvırcık bir düz saç genine sahip olanların ise kıvırcık saçlı olduğunu görmüşler. He. Demişler ki kıvırcık saçgeni ile düz saçgeni yan yana geldiği zaman kıvırcık saçgeni kıvırcık saçlı olunuyor. O zaman kıvırcık saçlı olmak baskındır. Düz saçlı olmak çekiniktir. Ben baskın olanı büyük harfle çekinik olanı küçük harfle göstereyim demişler. O zaman burası aslında kolay gösterim yapsak büyük A büyük A'dır. Burası büyük A küçük A'dır. Şurası küçük A küçük A'dır. E buradan büyük A gelmiş. Buradan büyük A küçük A küçük A'dan da küçük A gelmiş diyeceğiz. Burası canlının iç yapısını ifade eder genotiptir. Burası ise dış görünüş fenotip dediğimiz kısımdır. Allel genleri yan yana aynı şekilde bulunduran bireylere homozigot denir. Allelleri birbirinden farklı taşıyanlara ise heterozigot ismi verilir. Heterozigot bireylerde fenotipte etkisi görülen gen baskın gen dominant gendir etkisi görülmeyen gen ise çekinik gen yani resesif gendir diyeyim. O zaman allel genlerin homolog kromozomlar üzerinde bulunduğu bölgeleri de söyleyelim. Lokus ismini veriyorduk. Mesela homolog kromozomları düşündüğün zaman senin burada kahverengi gözlü olma genin varsa onun tam karşısında da göz rengiyle ilgili genin bulunacak. İster kahverengi gözgeninden iki tane taşırsın burası da büyük A olur. İster bir tane taşırsın burası renkli gözlü olma geni küçük A olur fark etmez. Ama karşılıklı bulunmak zorundalar. Homolog kromozomlarda karşılıklı bulundukları bölgelere de lokus ismi veriliyor. Bir canlının genotip ve çevrenin etkisiyle meydana gelen dış görünümünden bahsediyoruz. Dış görünüş neydi gençler? Fenotip etkisiyle meydana gelirdi. Fenotipe mesela ten rengini örnek verebilirsin. Tabii ki genetik olarak bazı özelliklerimiz var. Kimimiz beyaz tenli, kimimiz esmer tenliyiz. Ama beyaz tenli adam da gidip güneşin altına yandığı yattığı zaman esmerleşiyor. Yani çevrenin ve genetik etkilerin e, sayesinde genotipinin etkisi sayesinde fenotipi ortaya çıkmış oluyor. Allel genlerin aynı olması durumu, yani büyük A büyük A veya küçük a küçük a olma durumu homozigot olmak anlamına gelir gençler. Allel genlerin farklı olması durumu ise o bireyin heterozigot olduğunu gösterir bize. Heterozigot durumdayken etkisini fenotipte gösteren gen baskın gen, dominant gen dediğimiz gendir. Heterozigot durumdayken etkisini gösteremeyen ise Çekinik gen, resesif gen dediğimiz gendir gençler. Aynı kromozom üzerinde bulunuyorsa biz de onlara bağlı gen ismini veriyoruz. Mesela şurası da büyük B'ye küçük B olsaydı büyük A ve büyük B genlere bağlıdır diyecektik. Devam ediyorum. Mendelin çalışmalarıyla ilgili. Mendelin çalışmalarında bezelyeleri kullanmasının nedeni nedir demiş. Birincisi bezelyeler bir şeyi gene, bilimsel çalışmada kullanmak istiyorsan illa genetikten bahsetmiyorum. Mesela bilim insanları böyle filmlerde falan laboratuvarda hep ne kullanıyorlar? Fareleri kullanıyorlar. Neden fareleri kullanıyorlar? E diyor memeli bir canlı insana vücut yapısı çok benziyor. Çok hızlı bir üreme döngüsüne sahip az yer kaplıyor az yemek yapıyor yemek yiyor. O zaman bununla çalışma yapmak mantıklı diyorlar. Tutup da bir koyunu beslemektense yer bulmaktansa fareler üzerinde daha işi hızlı götürür diyorlar. Aslında Mendel de seçerek kendi alanında başarılı oldu. Neden Bezelyeler bir kere kolay yetiştiriliyordu? Gençler kolay yetiştirilere yazmış olayım. Sonra bunların e, siz uzun uzun yazın kolay yetiştirilmesinin haricinde çok hızlı çok hızlı üreme döngüleri vardı. Yani tozlaşmaya yaptığı zaman sonraki yavru da Hangi özelliklerin ortaya çıkacağını görebiliyordu. Kendi kendine tozlaşma, kendi kendine ve çapraz tozlaşma yapma özelliğine sahipti. Bunun haricinde bir de birbirinden birbirinden kolay ayırt edilebilen özelliklere sahipti. Yani sarı tohumlu olmak, yeşil tohumlu olmak, düzgün tohumlu olmak, buruşuk tohumlu olmak. Mor çiçekli olmak, beyaz çiçekli olmak, uzun saplı olmak, kısa saplı olmak gibi gözle de gördüğüm zaman kolay ayırt edebildiğim özellikleri vardı. Birbirinden kolay ayırt edilebilir özellikler diyeyim siz cümleleri düzgün yazın. Mendel kalıtımda hangi durumlarla ilgili çalışmalar yapmamıştır? Mendel dedi ki genler var. Biri baskın oluyor, biri çekinik oluyor. Ee, bu baskın genin etkisi görülüyor iki gen yan yana geldiğinde dedi baskın gen de yüzde elli ihtimalle çekinik gen de yüzde elli ihtimalle gidiyor dedi Mendel'den sonra yapılan çalışmalar her genin birbirine tam baskın olmadığını bazı genler arasında eş baskınlık olduğunu gösterdi aynı zamanda Mendel her karakterin ortaya çıkmasından iki gen sorumludur dedi Mendel çok alellik kısmını bilmiyordu gençler. Bunlar Mendel'den sonra ortaya çıkmış oldu. Biraz sorularımıza geçelim. Kalıtımla ilgili sorularımızı da çözelim gençler. Dıt dıt genotipli bir bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor. Şimdi biz gamet çeşidi sayısı hesaplarken ne yapıyorduk gençler? Biz bunun genotipine bakıyorduk. Oluşturabileceği heterozigot larla zaten işi kısadan götürebiliyorduk. Yani ben şuna baktığım zaman birinci heterozigot ikinci heterozigot iki üzeri n'den iki tane de heterozigot olduğu için 4'ü yapıştırabilirim. Bunun haricinde küçük yazıldığı için göre de biliyorum. Ne yapar zaten? Büyük A'ya büyük B'yi verebilir. Büyük A'ya küçük B'yi verebilir. Küçük A'ya büyük B'yi verebilir ya da küçük A'ya küçük B şeklinde olabilir. Büyük A, büyük B genlerinin bağlı olması durumunda oluşturacağı gamet çeşidi sayısı kaçtır diyor. Crossing over yoktur. Şimdi ben bunu nasıl buldum? Şöyle hayal ettim. Dedim ki büyük A'sı burada, küçük A'sı burada. Büyük B'si burada, küçük B'si burada. Bu büyük A bunu da yanına alabilir, bunu da alabilir. Küçük A bunu da alabilir, bunu da alabilir. Yani dört tane alternatif oluştu. Bana ise burada diyor ki... Büyük A ile büyük B genleri bağlıymış. E bunların karşıları da mecbur bağlı olmak zorunda. Crossing over gerçekleşmiyorsa bağlı genler birlikte hareket edecek. Yani gametine büyük A'ya büyük B'yi verebilecek veya birlikte hareket ettikleri için şu grup gidecek. Gametine küçük A'ya küçük b verebilecek. Yani gamet çeşidi sayısı eğer bağlılık durumu söz konusu olursa 2 üzeri 1 bir tane heterozigot grup varmış gibi düşüneceğiz. 2 üzeri n diyeyim. 2 üzeri 1 olarak grubu alacağız. 2 çeşit gamet çeşidi meydana gelmiş olacak dıt dıt genlerinin bağlı olması ve yüzde 40 ihtimalle crossing over gerçekleşmesi durumunda büyük A büyük B gametinin oluşma ihtimali kaçtır diyor. Şimdi bunu uzun uzun yazmak istiyorum. Gençler yazsanın arkanıza en zor denilen soru kalıbı budur. Burada kaçırmayacağımız birkaç tane şey var. Size demiştim ki bir kalıp var. Bu kalıbı yaparsanız bu soru tipinin her yerini çözebilirsiniz. Şimdi bize genetik yapı olarak neyi vermiş? Demiş ki büyük A, küçük A, büyük B, küçük B. Ama ne demiş? Küçük A'ya büyük B genleri bağlıymış. O zaman dikkatli yazayım. Küçük A'ya büyük B geni burada. O zaman bunun karşısındaki büyük A'ya küçük B de bu tarafta. İki tane alternatif meydana gelir. Birincisi diyebilirim ki crossing over gerçekleşir crossing over gerçekleştiği zaman genlerin bağlı olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sanki bağımsızmış gibi düşüneceğim. Yani şuradan dört çeşit gamet gelecek. Büyük A'ya büyük B de olur hocam. Büyük A'ya küçük B de olur. Küçük A'ya büyük B de olur. Küçük A'ya küçük B de olur diyeceksin. Ama ne olabilir? Crossing over gerçekleşmeyebilir. Crossing over gerçekleşmez ise Gruba ne verebilir? Ya şunu verebilir ya da bunu verebilir. O zaman baktım küçük a'ya büyük b olabilir veya büyük a'ya küçük b şeklinde olabilir. Başka alternatif yok. Baktık %40 ihtimalle crossing over gerçekleşiyormuş. He. Crossing over'ın gerçekleşme ihtimali yüzde 40sa gerçekleşmeme ihtimali yüzde 60'dır. Gerçekleştiği zaman 4 çeşit gen oluşuyor. O zaman buna yüzde 10, buna yüzde 10, buna yüzde 10, buna da yüzde 10 şeklinde gidecek. %60 ihtimalle gerçekleşmiyormuş. ...iki çeşit gamet meydana geliyormuş. O zaman bunun olma ihtimali %30, bunun olma ihtimali %30'dur gençler. Bazen şunun olma ihtimalini verip crossing over'ı soruyor. Bazen şurayı verip buradan çıkartmamı istiyor. Sen şunu yazarsan karıştırabileceğin hiçbir şey yok. Bir de baktığın zaman unutma küçük a'ya büyük b'yi bağlı vermiş. Hangisini bağlı verirse ona göre işlemimi yapacağım. Sonra bana ne soruyor? Büyük A büyük B gametinin oluşma ihtimalini soruyor. Büyük A büyük B gameti crossing over gerçekleşirse meydana geliyor, gerçekleşmezse olmuyor. O zaman bunun ortaya çıkma ihtimali %10'dur gençler. Karıştırmayacağınız bir şey sor, söyleyeyim. Mesela sana deseydi ki küçük A büyük B gametinin olma ihtimalini sorsaydı. Küçük A büyük B %10 ihtimalle crossing over gerçekleşiyor diyecektin. Crossing over gerçekleşmese de %30 ihtimalle gidiyor diyeceksin. O zaman bunun olma ihtimali %40'dır diyecektin. Unutma ekstradan bunu sorarsa iki tarafı topluyorsun. Ama bizimki sadece crossing over gerçekleşince oluşan bir gamet olduğu için bunu bulmam yeterli oldu. Devam ediyorum buradan. Gelelim diğer bir sorumuza. Dıt dıt genotipli bir birey kendileştiriliyor. Kendileştirilmek ne demek? Aslında kendileştirilmek kendisiyle bire bir aynı genotipte bireyle çaprazlanması anlamına geliyor. Yani ben bunu gördüğüm zaman neyi çıkartmam gerekiyor? Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B, büyük C, büyük C, büyük D, küçük D, büyük E, küçük E genotipindeki birey. Birey bir kendisiyle aynı genotipte olan kişiyle çaprazlanıyormuş. Normal şartlarda bir süre sonra çok soru çözdüğünüz zaman tabii ki artık gözünüzle de çaprazlayabilecek hale geleceksiniz. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A bu çıkıyorsa büyük B küçük B çarpı büyük B küçük B de aynısı çıkar diyebileceksiniz. Ama ben şimdi göstermek amaçlı hepsini hızlıca bir yazayım gençler. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaptığımız zaman genel kuralımız aynı. Bunu bununla bunu bununla bunu bununla, bunu bununla tutup yazdım. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük, A küçük A küçük A küçük A olur. Keza büyük B küçük B çarpı büyük B küçük B yaptığımda da büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B küçük B küçük B gelecek üstün aynısı C'leri yazmaya gerek mi var hocam hepsi büyük C olduğuna göre çaprazladığımız zaman da büyük C büyük C haricinde bir şey gelmez büyük D küçük D çarpı büyük D küçük D'yi de yine yazmama gerek yok ki aslında yukarıdakinden farklı bir oran çıkmayacak. Bu kadar yazmışken E'leri de hemen bitirelim gençler. Oranın üstünden bir şeyler anlatacağım size. Şimdi tüm işlemlerimizi yapabiliriz. Diyor ki kaç çeşit fenotip oluşabilir? Fenotip neydi? Dış görünüş anlamına geliyordu. O zaman ben fenotip çeşidini hesaplamak istediğim zaman bunlardan kaç çeşit dış görünüş çıktığına bakacağım. E A için bakacağım, B için bakacağım, C için, D için, E için bakacağım. Bakıyorum. Hocam ya büyük A'ya benzeyecekler ya da küçük A'ya benzeyecekler. O zaman iki çeşit buradan geldi. Hocam ya büyük B'ye ya küçük B'ye benzeyecekler. İki çeşit buradan geldi. Büyük C'den başka alternatif yok. O zaman onu bir olarak kabul ettim. D'ler içinde yine iki, E'ler içinde iki çeşit çıkmış oldu. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16 çeşit fenotip açığa çıkmış oluyor. Genotip çeşidini de hesaplayacak olursak yine A'lar, B'ler, C'ler, D'ler ve E'ler için konuşacağız. A için baktığın zaman büyük A büyük A oluyor. Büyük A küçük A oluyor. Küçük A küçük A oluyor. Başka alternatif yok ki. 3'ü yapıştırdım. B'ler için de aynı şey geçerli. B büyük B büyük B. Büyük B küçük, B küçük B. Küçük B küçük B oluyor. C için büyük C büyük C'den başka alternatif yok ki diyorsun. Keza D ve E'ler içinde 3'er tane çıkıyor. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27, 27 çarpı 3 yaptığımız zaman da 81 çıktı gençler. Sonra kalan kısma bakıyorum. Benden ne istiyor? Büyük A fenotipinde küçük B, büyük C, küçük D, büyük E fenotipinde olsun. Aldım önüme. Bunların Büyük A fenotipinde olma ihtimali hocam 3 bölü 4'tür. Sonra küçük B'ye benzeme ihtimali 1 bölü 4'tür. Büyük C'ye benzemekten başka alternatifi mi var? Küçük D'ye benzeme ihtimali 1 bölü 4'tür. Büyük E'ye benzeme ihtimali baktığımız zaman şu grubun komplesini alacağız. 3 bölü 4'tür gençler. Çarpma işlemini yaptığımızda da 3 kere 3, 9, 4 kere 4, 16, 16 çarpı 4, 64. 64 çarpı 4'ü de şurada hızlıca yapalım. 4 kere 4, 16 elde var. 1, 6 kere 4, 24. Bir de elde 256 çıkmış olacak diyeyim gençler. Hemen devam ediyorum diğer bir sorumla. 5 farklı bireyden alınan damla kanlar üstüne anti A, anti B, anti D damlatıldığında oluşan çökelme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir diyor. Günümüzde de laboratuvara gidip de ya benim bir kan grubuma bakar mısınız dediğiniz zaman yapılan işlem bu. Sizden alıyorlar 3 damla kanı üstüne antikor A, antikor B, antikor D damlatıyorlar. Antikor A'yı damlattığında eğer kan çökeliyorsa böyle içinde sanki tebeşir tozu tuz varmış gibi bir hale geliyorsa E savaş çıktı kan bozuldu demektir. Sende A antijeni var demektir. Aynı şey B aynı şey D içinde yani RH faktörü içinde geçerli. Şimdi birinci bireye bakıyorum. Antikor A damlattığımda çökelme olduğuna göre demek ki bu A antijenine sahipmiş gençler. B de çökelme olduğuna göre B antijeni yok. D de çökeldiğine göre A RH pozitif kan grubuna sahip. İkinci bireye baktığımız zaman A da çökelme olmamış. Demek ki A antijeni yok. B'de çökelme olduğuna göre B kan grubuna sahip. RH çökelmediğine göre de RH negatif kan grubuna sahiptir diyeceğiz. Üçüncü bireyde hiç çökelme olmamış. Demek ki bunun antijeni yok. Bu sıfır kan grubuna sahip keza RH negatif olduğunu da söyleyebiliriz. Dördüncü birey A ve B kan gruplarına sahip çünkü çökelme olmuş ama RH faktörü çökmemiş. RH negatiftir. Beşinci bireye baktığımız zaman hem A hem B antijenlerini bulunduruyor. RH pozitiftir de diyebiliriz. Böylelikle 5 kişinin kan grubunu yazmış olduk gençler. Sonra sorumuza devam edelim. Hatta şunu da yanımıza alalım. Birinci birey ile ikinci bireyin evliliklerinden doğan ilk çocuk 0 RH negatif kan gruplu ve kız olduğuna göre ikinci çocuklarının homozigot genotipli erkek olma ihtimali nedir? Birinci birey görüyorsunuz. Ha bir ve iki görünüyormuş. Şöyle alayım. Birinci birey dediğine göre A RH pozitiftir diyor. A yanını bilemedim. A da olur. A sıfır da olur. RH pozitif olduğuna göre büyük R'si var. Yanını bilemedim. İkinci bireye bakıyorum. İkinci birey B kan grubuna sahip yanını bilemedim. RH negatif olduğuna göre küçük R küçük R olduğunu söylemiş. Bize çocuğu niye vermiş? Aslında çocuğu vermekteki amacı anne ve babanın genotipini yazabileyim diye. Bunların ilk çocukları ne olmuş? 0 0 küçük R küçük R olmuş. E küçük R'nin birini babasından aldıysa diğerini annesinden almak zorunda. 0'ın birini buradan aldıysa diğerini bu taraftan almak zorunda. Yani bir birinci ve ikinci bireyin genotiplerini bulduk gençler. Sonra biz ne istiyoruz? Bunların ikinci çocuklarının homozigot genotipli olmasını istiyoruz. Ne yapacağım? A0 çarpı B0 yapacağım. Büyük R çarpı küçük R, küçük R, küçük R, küçük R yapacağım. Çaprazlamaya başladım. ,AB kan grubuna sahip olabilir. A, 0 olabilir. B 0 olabilir. 0, 0 olabilir. Burayı çaprazladığımda da büyük r, küçük r olur, büyük r küçük, r, küçük r, küçük r, küçük r, küçük r, küçük r olur. Benden ne istiyor? Homozigot genotipli olsun istiyor. Homozigot olabilme ihtimali sadece şurasıdır. Yani 1 bölü 4'tür. Homozigot olabilmesi için negatif olması lazım. Büyük R büyük R bunlardan çıkmaz. 1 bölü 2'dir. Aman düşmedim. Erkek olma ihtimalini de dahil ettim. 1 bölü 4 kere 2 8 8 kere 2 16 çıkacak gençler. AB0 sistemine göre A geni B genine eş baskın 0 geni de çekiniktir. Tabii ki bir bireyde bu özellik bakımından oluşabilecek genotip ve fenotip çeşidi sayısını yazınız diyor. Şimdi normal şartlarda genotip çeşidini ve fenotip çeşidini çok uzun uzun bir tane soruda göstereceğim gençler. Hatta MEP ortak sınav sorularından bir tanesinde göstereceğim. Bunu tablo halinde verdiğimiz için direkt söylemiş olayım. Baktığımız zaman AA olabilir bir birey veya A0 kan grubuna sahip olabilir. Genotip olarak bunlar açığa çıkabilirken bunların fenotip olarak görünüşü nedir? A'dır. Ya da bir kişi BB veya B0 olabilir. Fenotip olarak B görünecek. AB olanın genotipi ile fenotipi aynı olacak. 0 0 olanın fenotipi de tabii ki 0 olacak. O zaman genotip çeşidine baktığımız zaman kaç çeşit genotip açığa çıkıyor? 6. Zaten eş baskınlık olsun veya olmasın çok allerli kalıtımda en çarpı en artı 1 bölü 2'den genotip çeşidini bulabiliyorduk. Kaç tane allel var? 3 tane 3 çarpı 4 bölü 2'den zaten 6 çıkar. Ama kan gruplarını bildiğimiz için direkt yazayım dedim ben. İsterseniz formülden isterseniz biliyorsunuz çıkar. Fenotipe baktığımız zaman da çok allelli kalıtımda tam baskınlık durumunda alel sayısı kadar fenotip açığa çıkardı. Eş baskınlık varsa bir tane fazlalaştırıyorduk. Yani hiç yazmadan da mesela şunu bana deseydi ki. Şöyle gösterseydi A1 eş baskındır. A2 hiçbir fikrimiz yok. A3 de bunlara çekinik kalıyor deseydi. Genotip çeşidini sorsaydı. Ha, diyecektim ki n çarpı n artı 1 bölü 2'den 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 çeşit genotip açığa çıkar. Fenotip de 1, 2, 3 bir tane de fazladır. Yani 4 çeşit de fenotip açığa çıkar diyecektik gençler. Çok allerli kalıtım sorularını yaparken kullandığımız yöntemden dolayı. Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliğin kalıtımı gösterilmiş. Otozomal çekinik ne demek? Vücut kromozomlarında taşınan çekinik çekinik gen yani küçük a küçük a diyebiliriz gençler. Taralı birey otozomal çekinik özelliği gösterdiğine göre numaralandırılmış bireylerin olabilecek genotip çeşitlerini yazınız diyor. Şimdi bakıyorum burası küçük a küçük a olduğuna göre küçük a'nın birini kimden aldı? Babasından birini kimden aldı? Annesinden. Eğer bunlar küçük a küçük a olsaydı bunları da koyu renkli tarayarak gösterirdi. Demek ki bunların yanları büyük a'lıdır gençler. 1 büyük A ağ, küçük A'dır. 2 büyük A ağ, küçük A'dır. Buradan devam ediyorum. Baba küçük A küçük A olduğuna göre çocuklarına mutlaka bir küçük A'ları vermiş olmak zorunda. E bunları boyalı göstermediğine göre demek ki bunlarda büyük A'lar var. 4 ile 5'in de kesinlikle büyük A küçük A büyük A küçük A olduğunu biliyorum. 3 numaraya baktığım zaman kesinlikle bir büyük A'sının olduğunu biliyorum. Ama yanını bilemedim. Büyük A büyük de A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Ne bileyim ben. O zaman 3'e büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Bu bir alternatiftir diyeceğiz ve sorumuza devam edeceğiz. Geldim map ortak yazılı sorusuna çok benzer bir soruya gençler. Aşağıdaki bilgileri kullanarak soruları cevaplayınız diyor. Farelerde siyah kürk rengi baskınmış büyük A ile göstermiş. Kahverengi kürk rengi çekinikmiş küçük a ile göstermiş. Uzun tüylü olmayı büyük B ile, kısa tüylü olmayı küçük b ile göstermiş. Sonra soruda bize ne demiş? Her iki karakter bakımından da heterozigot dominant dişi. Her iki karakter bakımından da heterozigot olduğuna göre baskın özelliği de gösterdiğine göre zaten büyük A küçük a, büyük B küçük b şeklinde olmak zorunda. Homozigot resesif erkek farelerin çaprazlanması. Homozigot dediğine göre küçük a küçük a olacak. Resesif dediğine göre küçük b küçük b olacak. Sonra bunu panıt karesi dediğimiz karede gösterelim diyor. Panıt karesinde göstermek istediğimiz zaman Birinin oluşturabileceği gametleri bir tarafa diğerinin oluşturabileceği gametleri diğer tarafa yazmamız gerekiyordu. Gençler küçük a küçük a küçük b küçük b bireyin oluşturabileceği gametlere bakacak olursak küçük a'ya küçük b'den başka alternatifimi var. Başka bir şey veremez ki adamın başka bir e, heterozigot durumu söz konusu değil ama buraya baktığımız zaman. 2 tane terizigot var. 2 üzeri 2'den 4 çeşit meydana gelebilecek. Yani büyük A'ya büyük B'yi de verebilir, büyük A'ya küçük B'yi de verebilir, küçük A'ya büyük B'yi de verebilir, küçük A'ya küçük B'yi de verebilir yazmaya başlıyoruz. Nasıl yazacağız? Kutuları birleştire birleştire yazacağız. Ne olabilir? Büyük A küçük A büyük B küçük B olabilir. Büyük A küçük A büyük B küçük B olabilir. Veya büyük A küçük A büyük B küçük B olabilir. Başka alternatif yok ki buradaki gametler hep aynı olduğu için. Buraya geçtik. Yine büyük A küçük A küçük B küçük B olabilir. Büyük A küçük A küçük B küçük B. Büyük A küçük A küçük B küçük B. Büyük A küçük A küçük B küçük B. Buraya geldim. Küçük A küçük A büyük B küçük B olabilir. Bakıyorum. Küçük A küçük A büyük B küçük B. Küçük A küçük A büyük B küçük B. Küçük A küçük A küçük B büyük B, küçük B olacak. Çünkü yukarıdaki gametler hep birbiriyle aynı gençler. Burayı da yazalım, bitirelim. Küçük A, küçük A, küçük B, küçük B. Hep aynı şey geçeceği, çıkacağı için hızlı bir şekilde ben size yazmış olayım gençler. Siyah kük renginde, siyah kük rengine sahip olmak için ne olması lazım? Büyük ağlı olması lazım. Uzun tüylü bir farenin ortaya çıkma olasılığı, uzun tüylü olabilmesi için de büyük belli olması lazım. Aslında tarayarak size gösterebilirim. 16 tane alternatif var. Hem büyük ağlı olsun istiyorum, hem büyük belli olsun istiyorum. Şuradan bir 4 tanesi geldi. Buradan tarayabilir miyim? Tarayamam. Yani siyah oluyorlar ama uzun tüylü olmuyorlar. Bunlara bakıyorum kahverengi tüylü ama uzun oluyorlar. Yani şurasıymış gibi görüldü. 1 bölü 4 gibi gösterebilirsin. Veya ne yapabilirsin? Şunu kendi içinde çaprazlayabilirsin. Daha kısadan olsun diye. Büyük A küçük A çarpı. Küçük A küçük A yaptığın zaman Büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A gelir. Keza büyük B küçük B çarpı küçük B küçük B yaptığında da büyük B küçük B büyük B küçük B küçük B küçük B küçük B küçük B gelir. Bizden neyi istemiş? Büyük A'sı olsun, büyük B'si olsun istemiş. Büyük A küçük A'ları aldım 1 bölü 2. Büyük B küçük B'leri aldım 1 bölü 2. Yani 1 bölü 4 çıktı. Karede 16 tane vardı ya 4 tane alternatif çıktı. Yani 4 bölü 16 bu da 1 bölü 4'tür gençler. Yine istersen karenin üstünden sayarak yap ki her seferinde kare sayıp Yazmak çok uzun bir iş. Anca okul yazılısını hoca isterse kareyi dolduracağız. Şuradan işimizi halledeceğiz normal şartlarda. Hem dişi hem erkek organı bulunduran bireylere her mafrodit ismini veriyorduk. Her mafrodit canlıların kendi kendini döllemeye engelleyen adaptasyonu bir canlı üzerinden örnek vererek açıklayınız diyor. Her mafrodit bireylerde hem erkek organ hem dişi organ var diye siz sözel olarak yazın gençler anlattıklarımı. Ee, farklı zaman dilimlerinde farklı organlarda olgunlaşma söz konusu oluyor. Mesela solucanları düşünelim. Hermafrodit bir solucanda bunun dişi organı bu tarafı erkek organı bu tarafı olsun. Mayıs ayı geldiği zaman uyduruyorum tabii ki dişi organı yumurta oluşturmaya başlıyor ama erkek organda sperm oluşumu söz konusu olmuyor. Başka her mafrodit bir solucan türünde de dişi organ Mayıs ayında yumurta üretmiyor ama erkek organda sperm üretimi söz konusu oluyor. Farklı zamanlarda farklı organlarda gelişim ve hücre oluşumu söz konusu olduğu için bunlar hermafroditler ama ayrı eşeyli birey oluyorlar. Yani e, organların gamet oluşumunun farklı dönemlere denk gelmesinden dolayı kendi kendine döllenme yapmayıp çapraz döllenme oluyorlar. E, ayrı eşeylilik söz konusu oluyor diyeyim gençler. Hemen bir tane de eş baskınlık sorusu çözeyim. Dıt dıt allerlerinin baskınlık ve çekiniklik durumları verilmiş. Buna göre meydana gelebilecek genotip çeşidi ve fenotip çeşitlerini bulunuz diyor. Aslında biz bunu çok kolay bir şekilde ne yapıyorduk? Genotip çeşidi n çarpı n artı 1 bölü 2'den yapılıyordu gençler. N dallel sayısıydı. 4 dallel olduğuna göre 4 kere 5 bölü 2 yapacaksın. Yani 10 çeşit genotip açığa çıkmış olacak. Fenotip çeşidini nasıl buluyorduk? Ne yapıyorduk? alel sayısı yani n artı eş baskınlık sayısı diyorduk. Burada da 4 tane alel olduğuna göre bir tane de eş baskınlık olduğuna göre 4 artı 1'den 5 şeklinde çıkacak. Aslında test tekniğinde saniyelerimizi almayacak işlemimiz bu. Ama yazılı da hoca göstererek yazınız göstererek belirtiniz diyebilir. Derse sen hemen yazmaya başlayacaksın. Hocam A1'e A1 olabilir. A1'e A2 olabilir. A1'e A3 olabilir veya A1'e A4 şeklinde olabilir. Başka da alternatif yok. Sonra A2'ye A2 olabilir. Niye A2'ye A1 yazmadık? Niye yazalım ki? Zaten var. Ne fark eder ha buraya yazmışım, ha şuraya yazmışım gibi. A2'ye A3 olabilir. A2'ye A4 olabilir. Sonra A3'e A3 olabilir. A3'e A4 olabilir veya A4'e A4 şeklinde olabilir. Saymaya kalkarsan 4, 7, 9, 10. 10 çeşit genotip açığa çıktı. Zaten başka bir alternatif olmaz ki. Bakmaya başlıyorum. Şimdi şunu ve bu grubu aldığım zaman Bunlar kime benzeyecekler? Hocam bunlar A1'e benzeyecek. Şuradan aldığım eş baskınlıktan dolayı burada A1 A2 dediğimiz kısım çıkacak. Bunların hepsi A2'ye benzeyecek. Bunların hepsi A3'e benzeyecek. Bunların hepsi de A4'e benzeyecek. Fenotip çeşidine baktım 1 2 3 4. Bir tane de eş baskınlık olduğu için 5 çeşit fenotip çıkmıştır diyeceğiz gençler. Hemen devam ediyorum. Mitoz bölünme sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşmez diyor. Sentromeri karıştırma sentrozom organeli ile hayvanlarda var bitkilerde yok diye yanlış işaretleme yapma. Sentromer neydi? Kromozomların bir arada tutunmasını sağlayan bölgeye sentromer deniyordu. Anafaz evrelerinde sentromer ayrılması ikisinde de ortak olacak. Çekirdek zarının eriyerek kaybolması profaz evresinde meydana geliyor. Ortak ipliklerin kinetokorlara, kinetokorda şu sentromer bölgelerindeki protein yapılı çıkıntılarda iplikleri tutunuyordu. Tabii ki ortak bir hücrede iki çekirdek oluşması telofaz evresinde meydana geliyor. Ortak hücrenin orta kısmında arallemelin oluşması ise sadece bitki hücrelerinde meydana geliyor. Hayvan hücrelerinde orta ortalemel oluşumu yok ki. Geldim bir tane de partenogenez bal arıları ile ilgili sorumuza. Bal arılarının üremesi yanda gösterilmiştir. Buna göre yumurta ve spermler mayoz ile oluşmuştur. Baktığım zaman kraliçe arı 2n kromozomlu yumurtaları n kromozomlu. Tabii ki burada bir mayoz söz konusu idi. Erkek arılar n kromozomludur. Onların oluşturduğu sperm de n kromozomlu. Erkek arıların sperm üretimi mitozla gerçekleşiyor. Yani mayozla oluşuru eledik. Erkek arıların oluşumu partonogenez iledir. Evet, döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşmasına partonogenez diyorduk. Kraliçe arının oluşturduğu yumurtalar döllenmeye katılmadan mitozla geliştikleri zaman erkek arılar meydana geliyordu partonogenez ile. Döllenme sonucu oluşan arılar dişidir. Evet yumurta ve sperm birleştiği zaman zigot meydana geldi. Dişi lavralar larvalar oluştu. Bunlar dişi bireylerdir. Sonra ben bunları polen, çiçek tozuyla besledim. İşçi arı oldu. Arı sütüyle besledim. Kraliçe arı oldu. Beslenme farkına bağlı olarak üretkenlikleri değişti. Buradaki de modifikasyona örnektir. Hangileri doğrudur? dediği için cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Bir tane daha soru çözelim. Bitiriyoruz. Aşağıda mayoz bölünmenin bazı evreleri verilmiştir diyor gençler. Tetras sayısı 2'dir. Ya da şöyle başlayayım. Bu bir hücrenin mayozuna ait olduğuna göre kafamdan evreleri düşünmeye başlıyorum. Bir kere tetrat oluşumu söz konusu olduğuna göre bu mayoz 1. Mayoz 1'de çekirdek zarı erimeye başlamış. İşte sentrozomlar zıt kutuplara doğru hareket ediyorlar. Bu nereye denk geliyor? Profaz evresine denk geliyor. Mayoz 1'de de olduğu için profaz 1 burası. Sonra bunlar ekvator düzlemine dizilmişler. Kromozomlar zıt kutuplara doğru çekilmeye başlamış. E bu da mayoz 1'de zaten karşılıklı gördüğüm için. O zaman bu da anafaz 1'e denk geldi. Burada artık kromotitleri görmeye başladım demek ki mayoz 2'ye geçilmiş. Mayoz 2'de de iki çekirdek oluştuğuna göre demek ki telofaz 2 evresi dediğimiz evreye gelmişiz gençler. Buna göre bölünme geçiren hücre ve evreleri ile ilgili tetrat sayısı 2'dir. Evet tetratlara baktığım zaman 1 ve 2 olduğunu görüyorum. A ve C evreleri genetik çeşitliliğe sebep olabilir. A ve C evrelerine baktım. Ana faz bir de homolog kromozomların hangisinin hangi kutba gideceği rastgele gerçekleşiyordu. O yüzden genetik çeşitliğe sebep olabilir. E, profaz 1 evresinde de crossing over dediğimiz parça değiş tokuşu vardı. O da genetik çeşitliliğe sebep olan bir olaydır. O zaman alabilirim. Evrelerin gerçekleşme sırası C, A, B'dir diyor. Baktığımız zaman şöyle düşün. Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde. Ama önce tabii ki birlerin gelmesi gerekiyor. O zaman profaz 1 önce gelecek. Arkasından anafaz 1 gelecek. Mayoz 1 bitecek mayoz 2 başlayacak ta telofaz 2 de mayoz 2'nin sorunu da o zaman doğru dizilmiş bunu da aldım. Hücre karaciğer hücresi olabilir. Hadi oradan. Karaciğer vücut hücresidir. Vücut hücresine mayozun ne işi var? Bu anca bir yumurta ana hücresi veya sperm ana hücresi olabilir gençler. İfadelerinden hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Böylelikle son sorumuzu da çözmüş olduk gençler. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın ama bir şey de söylemek istiyorum gençler gençler. 10 dinamolarınız zaten var. Ama ben tekrardan hatırlatmış olayım. 10 dinamolarda yazılı hazırlık sayfaları da var. Sınava girmeden önce dinamo kitaplarınızdaki yazılı hazırlık sayfalarına da mutlaka bakın. Oradaki klasik sorulardan mutlaka karşınıza sorular gelecektir diyorum. Hemen buradan da tabii ki dersimizi bitiriyoruz. Sınavınızda hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Gençler bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.